Selam gençler, Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bundan bir önceki videoda pil sistemlerinde bulunan devre elemanlarından bahsetmiştik. Neydi onlar? İletken tel, tuz köprüsü, elektrolit çözelti, elektrot, anot kabı, katot kabı, işte pil şeması, bunların yorumlaması, bunlara biraz daha değinmiştik. Şimdi ise biraz daha hesaplama kısmına kayacağız. Standart yarı pil potansiyelinin ölçülmesi diyeceğiz. Pil potansiyeli nedir? Önce bunun bir tanımını verelim. Elektrokimyasal pillerdeki redox tepkimeleri yarı hücreler arasındaki potansiyel farkı olduğu için gerçekleşir. Yani yarı hücrelerde potansiyel fark var ki bu yüzden bu redox tepkimeleri gerçekleşiyor. Bu potansiyel farkına hücre potansiyeli ya da pil potansiyeli denir. Pil potansiyelimiz neymiş o zaman? Yarı hücreler arasındaki potansiyel farkmış. Tamam mı? Yarı pil potansiyelleri arasındaki fark üretilen elektrik miktarını belirler. Fakat bir yarı hücreye ait yarı pil potansiyeli tek başına ölçülemez. Çünkü pilde yarı tepkimenin tek başına gerçekleşmesi mümkün değildir. Devre elemanımızın olması lazım değil mi? Yarı pil onu sağlamıyor. Bu nedenle hidrojen elektrodu referans alınarak diğer elektrotların yarı pilleri hesaplanmıştır. Hidrojen referans alınmış. Yani hidrojen sıfır kabul edilmiş. Hidrojene bakarak da pil sistemlerinin potansiyeli bulunmuş. Hidrojen sıfırsa demek ki diğer elektrodun potansiyeli sistemin potansiyeli eşittir denmiş. Tamam mı? Şimdi standart hidrojen elektrodu. SHD, SHD görüyorsun bak. Standart hidrojen elektrodu. Buradan açıklamaya çalışalım. Buradan açıklamadan önce şurada duyacağımız bir tabir var. Bu da çok önemli. Buraya bak. 25 santigrat derece sıcaklık, 1 atmosfer basınçta çözeltilen derişimlere 1 molar olduğu koşullarda ölçülen elektrot potansiyeline standart elektrot potansiyeli denir. Standart elektrot potansiyeli için şartların ne olması lazımmış? En az 25 santigrat derece, en fazla 25 santigrat derece, 1 atmosfer ve 1 molar. Arkadaşlar bakın bu şartlardan birisi olmazsa koşullar standart olmaz. Standart koşulumuz demek bu demek. Tamam mı? Standartı biz şöyle de gösteririz. Hani bizim pil potansiyelimiz E ile ifade edilir. E'nin üzerine şu şekilde bir derece ifadesi koyarsanız bu standart pil potansiyeli olur. Tamam mı? Okey. Anlaştık bu konuda. Devam edelim. Şurada da bir bilgi var. Onu da okuyalım. Galvanik hücreye voltmetre bağlandığında iki hücre arasındaki potansiyel fark ölçülebilir. Ki bunu devre elemanlarında göstermiştik. Şimdi arkadaşlar. Burada standart hidrojen elektrodumuz var. Diyor ki standart hidrojen elektrodu 25 santigrat derece sıcaklık ve 1 atmosfer basınçtaki hidrojen gazı ile doyurulmuş bir platin telin 1 molar hidrojen derişimde çözeltiye batırılmasıyla oluşturulur. Yani şu çözeltinin nasıl oluştuğundan bahsediyor. Hidrojenin yükseltgenme ve indirgenme yarı potansiyelleri oda koşullarında 0 kabul edilmiştir. Baktığın zaman burada hidrojenin indirgenme tepkimesi vermiş. Bak artıdan 0'a inmiş. 0. Pil potansiyeli. Yükseltgenmesinde de 0. Tamam mı? Bu böyle kabul ediliyor. Bak. Hidrojeni 0 kabul ediyor. Hidrojeni 0 kabul et. Tamam mı? Hocam niye burada platin tel kullanılmış? Platin teli arkadaşlar biliyorsunuz platin ve altın AU ve PT soy metaller. Soy metaller olduğundan dolayı tepkimeye girme istekleri çok fazla yok. Asitlerle falan tepkime vermiyorlar. Bu yüzden dayanıklı ve sağlam olduğundan dolayı, aşınmadığından dolayı platinyum kullanılmış. Altında kullanabilirsin, fark etmez. Tamam. Şimdi hesaplamalara geçmeden önce şurada 2 tane, 3 tane sorumuz var. Onlara bakalım. Sonra örnekler üzerinden pil potansiyeli nasıl bulunur göreceğiz. Soru şu. Bir pil sisteminde yer alan standart hidrojen elektrodunda PT metal yüzeyinde yukarıdaki tepkime gerçekleşmektedir. Yukarıdaki tepkimenin ne tepkimesi? Bir indirgenme tepkimesi değil mi? Artıdan sıfıra inmiş. İndirgenme. İndirgenme tepkimesi. Buna göre tepkime ve yarı hücre ile ilgili hangileri doğrudur diyor. H iyonları indirgenir. Bakıyorsun H iyonu H2 gazını indirgendi doğru. Şimdi arkadaşlar kap içerisinde H iyonun var senin. Tamam mı? H iyonun ne oluyor? Azalıyor. Neye dönüşüyor? H2 gazına dönüşüyor. H2 gazına dönüştüğün zaman H iyonun azalıyor. Hatırlarsan H iyonu asitti değil mi? Asitliğin belirtisiydi. H iyonu azalırsa da asitlik de azalmaz mı? Asitlik azalır.
Asitlik azalırsa pH ne olur? pH ise artar. Hatırlarsan bizim şöyle bir pH metremiz varsa, işte şurası 0, burası 7, şurası da 14 olsun pH metrede. pH metrede 0'a doğru gittiğimizde asitlik artıyor. 0'dan uzaklaştıkça bazlık artıyordu. Şimdi hidrojen azalıyor. Hidrojen azaldığına göre 0'dan uzaklaşıyorsun. Asitliğin azalacak. pH'ın ise zamanla ne olacak arkadaşlar? Artacak. pH zamanla azalır demiş. Yanlış. pH zamanla artar. Çünkü asitliğim azalıyor. Okey. PT metaninin kütlesi zamanla artar. Şimdi hidrojen gazına dönüştü. Değil mi? Ortada PT falan hiçbir şey yok. Gaza dönüştü. Gaz uçtu gitti. PT hiç geçmedi bile. Bu da yanlış cevabımız. Yalnız bir A seçeneği. Burada önemli nokta, topik nokta pH muhabbetiydi. İşte bazen elektrokimyada pH'ları hocam nasıl yorumlayacağım? Veya pH olduğu zaman sorudan korkuyorum diye. İşte korkmaman gerekiyormuş. Bak çok basit. Ortamdaki hidrojen iyon sayısı azalırsa asitlik azalıyor. Asitlik azalırsa pH artıyor. Olay bu. Örnek 26. Yukarıdaki pil tepkimesi yazıldığı yönde istemlidir. Yani kendiliğinden gerçekleşiyor. Tepkime ile ilgili hangisi yanlıştır? Arkadaşlar kendiliğinden gerçekleşiyorsa bir yükseltgenme bir de indirgenme yarı tepkimesi vardır. Bak Zn, Zn iyonuna dönüşmüş. Yukarı yazıyorum Zn, Zn iyonuna dönüşmüş. Değil mi? 2 elektron vererek. Bu nedir? Yükseltgenme olayıdır. Yükseltgenme olayı ise anot kabımızdır. Anotun olduğu yerdir. Hidrojen iyonuysa, iki tane hidrojen iyonuysa iki tane elektron alıp hidrojen gazına dönüşüyor. Bu da indirgenme olayıdır. İndirgenme ya da katot kabımızın olduğu yer. Tamam mı? Bunları yazdık. Soruyu cevaplayalım. Yanlışı soruyor. Zn metali zamanla Zn metali yükseltgenmektedir diyor. Baktığınız zaman 0'dan artı 2 yükseltgende doğru. İndirgenme yükseltgenme var. Bu yüzden redox doğru. H iyonları yükseltgendir. H iyonları indirgenme. İndirgenme gerçekleşen madde ne diyor? Yükseltgen diyorduk. Doğru. Zn metalinin yükseltgenme eğilimi hidrojeninkinden daha fazladır. Evet ki zaten anot o yüzden yükseltgenme oldu gördüğün gibi. Hidrojende de indirgenme oldu. H2 gazı yükseltgenme ürünüdür diyor. Yükseltgenen ne? Zn. Ürünü ne? Zn iyonu. Zn iyonu olması lazım. H2 gazı değil. Yanlış cevabımız E seçeneğidir. Okey. Evet. Gösterdiğimiz kısımla alakalı karşımıza gelebilecek sorular böyleydi. Şimdi gelelim pil potansiyelinin hesaplanması. Burada iki tane potansiyel hesaplaması yapacağım. Birisi hidrojenden aktif olan maddenin hesaplaması. Diğeri ise hidrojenden pasif olanı. Ayrı ayrı göreceğiz. Önce aktif olana bakalım. Çinko. Hidrojenden daha aktif bir metal. Yani sıfırdan daha büyük bir değerimiz olacak. Çinko'nun biz pil potansiyelini nasıl ölçüyoruz? Şimdi çinko'nun yarı hücresini buraya ekledin. Standart hidrojen elektrodunu da buraya ekledin. Tamam mı? Tuz köprüsüne bunları bağladın. Okey. Çünkü hidrojenden daha aktif bir madde. Bunu bil. Daha aktif bir madde ise ne olacak? Yükseltgenme olacak. Yükseltgenme yarı tepkime yazdın. Bu yükseltgeniyorsa redoks alabilmesi için diğerinin yani hidrojen olduğu tarafın ne olması lazım? İndirgenme olması lazım. Burada da indirgenme olayı olacak. Tamam mı? Şimdi voltmetre burada bir değer ölçüyor. Sen şunu biliyorsun. Hidrojeninki sıfır. Yani taraf tarafı topladığında hidrojenin potansiyeli sıfır. En başta verdim. Hidrojenin referans kabul ediyor. Sıfır. Sen burada hangi değeri ölçersen o değerde işte Zn'nin potansiyelidir. Voltmetrede ölçülen değer kaç? 0.76. Demek ki Zn'nin pil potansiyeli 0.76'ymış. Hidrojen sayesinde hemen hesapladım. Tamam mı? Okuyalım şurayı. 25 santigrat derecede 1 atmosfer basınçta 1 molar Zn iyonu içeren çözeltiye Zn elektrodu daldırılarak yarı pil hazırlanır. Bu yarı pil standart hidrojene bağlanır ki şemayı anlattı. Tamam mı? Zn metalinin elektron verme eğilimi hidrojen metalinden daha fazladır. Bu nedenle Zn metali yükseltgenir. Zn elektronun kütlesi azalır. Diğer elektrotta ise yani PT'nin olduğu tarafta ise hidrojen iyonları ne yapar? Hidrojen gazına indirgenir. PT elektrodun yüzeyinde hidrojen gazı açığa çıkar. Tamam mı? Denklemim ise şöyledir. Hani anotumuz yükseltgenmenin olduğu Zn, katotumuz ise indirgenmenin olduğu hidrojen kısmıdır. Şu soruyu sorabilirsin bana. Hocam bak burada HCl var. HCl var. Burada H2 gazı diyorsunuz. Bir de şurada PT var diyorsunuz. Yani indirgenden neden PT olmuyor? Arkadaşlar şöyle mantık yürüteceksiniz. Elektron buradan çıktı.
Tamam mı? Elektron yola çıktı. Elektronu kim alabilir? Kim alabilir? Bak şurada ne var dedin sen bana? Pt var dedin. HCl iyonlarına ayrışır. H artı ve Cl eksi vardır. Yani bu kapta bu üçü var değil mi? Elektronu hangisi alır? Elini vicdanına koy be. Tamam mı? Vicdanına koydun. Pt bir metal. Eksi yüklü olmaz. Hadi onu geçtim. Soy metal. Zaten tepkimeye girme isteği yok. Bu alamaz. Tamam mı? Cl bir tane elektron alıp kararlı hale gelmek ister. Almış adam daha neresini alsın? Bu da alamaz. Elektron mecbur hidrojen alacak. Okey. Hidrojen aldı elektronu. Bak hidrojen aldı. Tamam mı? Neye dönüştü? Hidrojen böyle haşa dönüşemez. Mesela sodyum elektron alsa sodyuma dönüşür. Ama hidrojen dönüşemez. Niye? Çünkü hidrojen bir ametal. Ametal o da koşullarında molekül halinde bulunur. H yazamam ben buraya. H2 yazacağım. Çünkü ametal. Hani diyorduk ya sürekli kimyanın temeli atom ve yapısı ve periyodik sistem. İşte oradan aklına gelsin. Ametaller moleküler halde bulunuyor. H2 yazdım. E sağ tarafta H2 var. Soldaysa bir tane H var. Adalet mi bu? Değil. Denge kurman lazım. Sağda iki hidrojen varsa sola da iki hidrojen yapacaksın. E hocam iki hidrojen oldu. Bir hidrojen bir elektron alıyordu. İki hidrojen ise iki elektron alır ve senin yarı tepkimen böyle açığa çıkar. Okey. Bunun potansiyeli sıfırdı. Tamam mı? Bak bunun potansiyeli sıfır. Zn'yi bilmiyorsun. E voltmetren ise 76'yı ölçtü. Topladığın zaman 76 olabilmesi için sıfırla neyi toplarsan 76 yapar. 76 dedim de 0,76. Normal 76. Bak Zn'nin potansiyeli böyle çıkarttı. Tamam mı? Hidrojen elektrot potansiyeli sıfır kabul edildiği için voltmetrede okunan değer Zn metrenin yükseltgenme potansiyeline eşittir. Tamam. Olay bu. Hidrojenden aktif olanları böyle buluyorsun. Hani sol taraftaki bilgileri sen oku bence. Ben okumayacağım. İki tane örneğimiz var. Bu örneği çözelim. Sonra bir de hidrojenden pasife geçeceğiz. Daha öyle kolay kurtulmak yok buradan. Yukarıdaki elektrokimyasal pille ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar, hidrojen gördüğün gibi ne yapmış? Artıdan H2 indirgenmiş. Yani H artın, iki tane H artın, iki tane elektron almış ve H2 gazına indirgenmiş. İndirgenme yarı tepkimesi. İndirgenme. İndirgenmenin olduğu yer neydi? Katottu. Burası katot. Burası katotsa sağ tarafta anottur. Anotun olduğu yerde ne olur? Yükseltgen mi olur? Ni katı ni iyonuna yükseltgendir. İki tane elektron vererek, tamam mı? Yanlışı soruyor. Pt elektrot katottur diyor. Şimdi Pt'nin olduğu taraf ne? Katot. Doğru mu? Doğru. Dış devrede elektron akımı Ni'den Pt'ye doğru gider. Anottan katoda doğru gider. Evet doğru. Ni metalinin yükseltgenme potansiyeli 25'tir diyor. Şimdi taraf tarafa topladığında hani net tepkimenin potansiyeli kaç? 0,25. Hidrojenin potansiyelinin 0 olduğunu biliyorsun sen. 0 dedik referans. Sıfırına neyi toplarsam 0,25 yapar? 0,25'e. E Ni'nin de potansiyeli 0,25'tir. Doğru o zaman. Birinci kaptaki H iyonlarının değişimi zamanla artmaktadır. H iyonları ne yapıyor? İndirgeniyor hocam. İndirgenince H iyonu kayboluyor. H2 gazı çıkıyor. H2 gazı çıktığına göre H iyonu sayım azaldı. Artmaktadır diyor. Yanlış. Cevabımız D seçeneği. Tamam. Pt'nin kütlesi değişmez. Değişmez. Hidrojen gazı çıkıyor. Pt yok ortada. Okey. Doğru. Örnek 28. Magnezyum elementinin elektron verme eğilimi hidrojen elementinden daha fazladır. Buna göre standart hidrojen elektrodu referans alınarak standart koşullarda magnezyum metalinin yükseltgenme potansiyeli ölçmek isteniyor. Bu olayla ilgili hangileri doğrudur diyor. Magnezyum elektrot anottur. Evet. Daha fazla ise eğilimi hidrojen pasif. Pasifse indirgeme, diğerse aktif olacak. Aktifte ise yükseltgenme olur. Yükseltgenmenin olduğu tarafta anottu. Bir doğru. S katottur diyor. Pasif olduğundan dolayı katot doğru. Voltmetrede okunan değer Mg'nin yükseltgenme potansiyelidir. Evet çünkü hidrojeninki sıfır. Hangi değer okuyorsan magnezyumdan dolayı okuyorsundur. Doğru cevabımız 1, 2, 3. E seçeneğidir diyoruz. Şimdi arkadaşlar bir de gelelim hidrojenden pasif olan, hidrojene göre daha fazla indirgenmek isteyen madde olduğu durumlarda nasıl hesaplama yapacağız? Mesela Cu. Hani
aktifliği verirken hidrojene de o zaman yine referans kabul etmiştik. Hidrojenden işte Ag'ninki, Cu'nunki, Pt'ninki daha düşüktü değil mi aktiflikleri? İşte diğer metallerinki Mn, sallıyorum Al, sallıyorum yine nedir? Sodyum. Bunların aktifliği sol taraf daha fazlaydı. Şimdi hidrojen yarı soy metallerimiz olan Ag, Cu ve Hg'den daha aktif bir madde. Çünkü bu sıfır, bunlar sıfırdan da düşük. Tamam mı? Böyle durumlarda pil potansiyelini nasıl hesaplayacağız? Şimdi arkadaşlar, böyle durumlarda bu kez hidrojen, hani daha aktifse diğerlerine göre, hidrojen anot gibi davranacak. Tamam mı? Bu taraf anot olacak. Diğer tarafta katot olacak. Olay bu. Hidrojen anot olursa nasıl anot olur? Bu kez burada gaz verilir. Bak, gaz girişi var. Gazımız, tamam mı, H iyonuna dönüşecek. Yükseltgenin olayı olacak. Yükseltgenme tepkimesi böyle olur hidrojenin. Cu'da ise Cu2 artımız gelen 2 elektronu cubbağa alacak ve indirgenme olayı olacak. Tepkimemiz bu oluyor. Hidrojen yine 0. Potansiyel burada kaçsa toplam Cu'nunki de odur. Çünkü hidrojenden 0 geldiğini biliyoruz. Sana toplam potansiyeli vermiş. 0'la neyi toplarsan toplam bulursun. Yine şu toplamla şurayı toplarsan, değil mi? Çok fazla toplam oldu. Kısaca arkadaşlar, hidrojen 0 kabul ettiğinizden dolayı burada ölçtüğünüz değer aslında Cu'nun potansiyelidir. Tamam. Tekrar ediyorum. Burada hidrojen ne yaptı? Yükseltgendi. Bu yüzden anot oldu. Cu ise indirgendi. Katot oldu. Şimdi yukarıdaki yorumları okumayacağım. Tamam mı? Onları sen okursun. Direkt soru varsa soruya geçeceğim. 29'da bir tane soru varmış. Örnek 29. Yukarıdaki elektrokimyasal pille ilgili yargılandığın hangileri doğrudur diyor. Şimdi ikisinin indirgenme potansiyelini vermiş. Hidrojenin indirgenme potansiyeli var. Bir de gümüşün indirgenme potansiyeli var. Hangisi daha fazla indirgenme istiyor? Bak, 0.80 potansiyeli daha yüksek. Bununki 0. Demek ki bu daha çok indirgenmek istiyor. Bu daha çok indirgenme istiyorsa bu indirgenir. Biri indirgeniyorsa redoks alabilmesi için diğerinde yükseltgenme olması lazım. O zaman şu da yükseltgenir. Ama yükseltgenme tepkimesi mi bu? Hayır. Yükseltgenme tepkimesi haline getireceksiniz. Nasıl? Ters çevirerek. Çevir tersi, H2 gazımız ne yapıyor? İki tane H iyonu haline dönüşüyor. Tamam. Hidrojenin olduğu yer yükseltgenme olduğundan dolayı anot. Diğer tarafsa katot olacak. Katot. Tamam. Standart pil gerilimi 80'dir diyor. Şimdi taraf tarafa topla. Gümüş iyonu var elinde. İki elektronlu ne yaptı? Gümüş katısına dönüştü. 0.80'miş. Şimdi şunu bilmiyorsun zaten. Pardon, bilmiyorsun. Hidrojen 2 0 zaten. Taraf tarafa topladığında 0 artı 0.80'den 0.80 çıkar. Doğru mu? Doğru. Ag elektrodun kütlesi zamanla artar. Ag'de ne oluyor? Ag'de indirgenme oluyor. Katı miktarın artıyor. Doğru. Hani iyonlar katıya dönüştü gördüğün gibi. Birinci kaptaki çözeltinin pH'ı zamanla artar. Bak. Bak. Buraya iyi bak. Birinci kapta ne oluyordu? Yükseltgenme oluyordu. Sana indirgenme vermiş ama ters çevirdik. Bak, burada olduğu gibi. Ters çevirdik. Yükseltgenme oluyor. Yükseltgenme olunca zamanla H2 gazı neye dönüşüyor? H iyonuna dönüşüyor. H iyonuna dönüşüyorsa asitlik ne olar? Ne olar? Hele ne olar ne ya? H2 iyon derişimi artıyorsa asitlik artar. Asitlik artarsa pH düşer. Tamam mı? Asitlikle pH ters orantılı. pH metrene bak. 0, 7, 14. Asitlik artıyorsa 0'a doğru gidersin. 0'a doğru gittiğinde asitlik artıyordu. Yani pH'in 0'a doğru giderse, azalırsa asitliğin artar. pH zamanla artar demiş. Hayır. Asitlik artar, pH azalır. Yanlış. Cevabım 1 ve 2. D seçeneğidir. Tamam. Gel 30. soruya. Bakırdan yapılmış bir elektrodun standart hücre geriliminin ölçülebilmesi için şartlarından hangileri gerekir? Hidrojen elektrodunu olması lazım. Değil mi? Hani standart hidrojen elektrodu olması lazım. Bakır elektrot 1 molar Cu iyonun içeren çözeltiye batırılmış olması lazım. Ki yarı tepkimen olsun. Platin elektrodun daldırıldığı çözeltide hidrojen olması lazım. Hidrojen olduğu taraftaydı platin. Bu da gerekiyor. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneğidir diyoruz. Evet arkadaşlar. Elektrokimyasal denklemlerde işlemler.
Burayı da anlatacağım. Ondan sonra dersi sonlandıracağım. Çünkü diğer şeyde bu hesaplamaları sürekli kullanacağız. Standart pil potansiyelinin hesaplanması diyeceğiz. Hesaplanmadan önce şeyi gösterelim. Denklemleri gösterelim. Hocam hesabı görmeden denklemi nasıl yapacağız? Ya orada çok fazla işlem yapacağız. Karışmasın diye önde verdik burayı, tamam mı? Bizim temel kurallarımız var. Yarı tepkime ters çevrilirse standart pil değerinin işareti değişir. Artısı eksi olur. Tamam mı? Bak şu sıfır ifadesi standart demekti. Standart. E işareti ise pil demekti. Standart pil değerinin işareti değişir. Ters çevirsen. Artısı eksi oldu. Gördün mü? Z'ni yükseltgeme tepkimesi vermiş. İndirgemeye çevirirsen eksi yapıyorsun. İşaretin ters çeviriyor. Kural 1. Gelelim kural 2'ye. Yarı tepkimeyi bir sayıyla çarpılır ya da bölünürse standart pil değişmez. Yani sen şuraya tuttun 3 de çarptın. Şurada olduğu gibi değişmez. Neden? Hadi size bir soru. Neden 3 de çarpınca? Hani genelde tepkimelerde yapıyoruz yani. Diyoruz ki işte x artı y'den 2x artı z gibi bir şey oluştu. Sallıyorum. Burayı 2 ile çarp dediğinde hepsini 2 ile çarpıyorsun. 2x artı işte 2y 4x artı 2z diyorsun. Veya matematikte falan da yapıyorsun ama niye e'yi şey yapmıyorum? Çarpmıyorum. Yani aşağı 3 de çarptım. Bak elektronu bile 3 de çarpmışım. E'yi niye çarpamıyorum? Hani güzel bir soru. Cevabını vereyim mi? Ben cevabı vermeden önce sen bir yoruma yaz. Biliyorsun biraz düşün. Durdur biraz. 5 dakika düşün. Cevabı bulmaya çalış. Buldun mu bulmadın mı teyit et. Şimdi cevabı söylüyorum. Arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. Bilmem, hiç araştırmadım. Şaka. E pil kimyasal özellik. Bir sayıyla çarpmaksa miktar. Miktarla kimyasal özelliği değiştirebilir misin? Değiştiremezsin değil mi? Yani bir miktar artınca kimyasal özelliğin değişir mi? Mesela suyu düşün. Bir bardak suyun da içindeki formülü H2O, bir kova suyun da H2O. Miktarı artırınca H2O'yun yani kimlik yapısını değiştirebildin mi? Değiştiremedim. İşte buradaki E pil de bir kimyasal özellik. Tamam mı? Kimyasal özellik olduğundan dolayı miktarla değişmez. Nedeni bu. Üçüncü kuralımız. Bir yarı pil tepkimesi tek başına gerçekleşmez. İndirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri eş zamanlı olarak gerçekleşir. Bu yarı pil tepkimesinde alınan verilen elektron sayıları eşit değilse eşitlenmelidir. Yani senin pil tepkimen olması için bir indirgenme bir yükseltgenme olması lazım. Bunlarda da elektron sayılarını eşitlemelisin de eşit değilse. Eşit değilse mesela eşit değil. Yukarıda 2 tane var, aşağıda 1 var. O zaman 2 ile çarpıyorsun, eşitliyorsun. Ardına ne yapıyorsun? Bunları taraf tarafa topluyorsun. Taraf tarafa topladığında ise çıkan sonuç senin pil potansiyelin oluyor. Tamam mı? Aslında E pilin, ki diğer videoda göreceğiz, E yükseltgenme artı E indirgenme. Tamam mı? Bu ikisinin toplamına biz E pil, pil potansiyeli diyoruz. Pil potansiyelini böyle hesaplıyoruz. Bilmen gereken 3 tane kural var. Ters çevrilirse işaret ters çeviriyor. Herhangi bir sayıyla çarpılırsa E pil çarpılmıyor. Bir de taraf tarafa topladığında potansiyelleri de taraf tarafa topluyorsun. Kural bu. Tamam. Sol tarafta bilgiler var. Bunları da okuyalım. Önemli bilgiler. E pil sıfırdan büyükse tepkime kendiliğinden gerçekleşir. İstemli bir tepkimedir. Ancak E pil sıfırdan küçük olursa o tepkime gerçekleşmez. İstemsiz bir tepkimedir. Yıldız. Tamam. İki tane örneğimiz var. Bu örnekleri çözeceğiz ve dersimizi sonlandıracağız. Yukarıdaki pil tepkimesine göre diyor. E pil kaç volttur diyor. Arkadaşlar bir yükseltgeme bir indirgenme olması lazım. Bak sana vermiş. Demir ne yapmış? Sıfırdan artı 3'e yükseltgenmiş. Demirin olduğu taraf yükseltgenme olacak. Yukarıda ne veriyor? Yükseltgenme vermiyor. İndirgenme veriyor. Ters çevireceksin bunu. Ters çevireceğiz. F'den neye dönüştür? F3 artı artı 3 elektron. Bunu ters çevirirsen ne olacak? Şu işarete ters çevirecek değil mi? 0.77. Cu'yu olduğu gibi yaz. Çünkü sol tarafta cu iyonu var. Solda yine cu iyonu olması lazım. Şu an solda cu iyonu var. 2 elektron. Cu katın. Pilin ne? 0.34. Taraf tarafı topladığında birbirini götürmesi için burayı 2 ile burayı da pardon burayı 3 ile şurayı da 2 ile çarpman lazım. Çarpıp topladığında 2F
artı 3 Ju iyonundan ne oluyor? Denge tepkimeni kur. 3 F iyonu, pardon, 2 F iyonu 3 Ju katını oluşuyor. Tamam. Taraf tarafa toplarken sağ taraftaki potansiyelleri de taraf tarafa topluyordun. Topla. 11'in 1'i 10. 1.11 volt. Nasıl? Pozitif. Negatif değil. Demek ki istemli bir tepkimeymiş bu. İstemli. Nereden anladık? Çünkü E pilimiz sıfırdan büyük. Okey. Örnek 32. Denklemler vermiş. Şu tepkimenin potansiyeli kaçtır diyor. Yani alüminyumun indirgenmesi. Bak şimdi. Magnezyum katısı solda. Şu tepkimeyi de sola çevirmemiz lazım. Magnezyum katısını sola almamız lazım. Magnezyum katısını sola al. Ters çevir. Ters çevirince şu işaret de değişir. Unutma. Mg katım ne yaptı? Mg iyonuma dönüştü. İşaret de ters çevrildi. Artı 2,37 oldu. Tamam mı? Şunu olduğu gibi yazıyorum. Solda, yukarıda da solda. Al3 iyonum artı 3 elektrondan Al katım oldu. Bunun voltunu bilmiyorum. X. Taraf tarafa toplayınca şu net tepkimeyi elde ediyormuşum. 3 Mg artı 2 Al iyonu. Tamam mı? Dengemi yaz. 3 Mg iyonu artı 2 Al. Şu kafama geliyor. Hemen şöyle kaldırayım. Şimdi arkadaşlar, şuraya 2 ile burayı da 3 ile çarptık. Bu çarpma değerleri şu potansiyeli değiştirmiyor. Onu biliyoruz. Tamam mı? Taraf tarafa toplandığımızda ise pil potansiyelimizi bize kaç vermiş? Yani bu tepkimeninkini 0.71 vermiş. 0.71. Bak şimdi. Şunla şunu topladık. Tamam mı? Şunu bulduk. Yaz. 2,37 artı x topladın. 0.71 oldu. Bunu karşıya at. X ne yapar buradan? Eksi 1,66 mı yapar? Cevabımız E seçeneğidir. Evet. Burada pil potansiyelindeki denklemleri de gördük arkadaşlar. Tersten gittik bu kez. Bir sonraki videoda pil potansiyelini ve bunlarla alakalı şu ana kadar ki anlattığımız her yerle alakalı bol bol soru çözüp iyice bunu oturtacağız arkadaşlar. Tamam mı? Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.